Merhaba, yeni bir Yeşilçam serisi bölümümüzle karşınızdayız. Serimizin bu bölümünde unutulmaz Yeşilçam filmleri arasına girmiş klasik olan Hababam Sınıfı'nı anlatacağız. Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş dergisinde yazmaya başladığı öykülerden bir bölümünü birleştirerek 1957 yılında Hababam Sınıfı ismiyle kitaplaştırdığı eserinden çıkarak oluşan medya imtiyazlarıdır. Daha sonra 1970'li yıllarda Ertem Eğilmez tarafından bu roman sinemaya uyarlanacaktır. Hababam Sınıfı romanına yeniden değinecek olursak, Rıfat Ilgaz Karamürsel'de 3. sınıf bir otelin odasında Hababam Sınıfı'nın romanını piyese dönüştürdü. Daktilosu olmadığı için de bir köy katibiyle dilekçe fiyatı üzerinden 5 lira olarak anlaştı. Biri okudu, diğeri yazdı. Yazılar okumadan Ulvi Uraz'a verdi. 25 gün provadan sonra küçük sahnede 3 ay aralıksız kapalı gişe oynadı. Oyunun kadrosunda Zeki Alasya, Metin Atbunay, Ercan Yazgan, Ahmet Ülhan, Ali Yalaz, Ulvi Uraz, Zihni Küçümen ve Suzan Ustan yer almıştır. Suzan Ustan bu oyunda İnek Şaban oynamıştır ve erkek olan bu karakterin sahnede bir kadın tarafından canlandırıldığını hiç kimse anlamamıştı. Oyun çok büyük alkış almıştı ve oyunun bu kadar izlenmesi, ilgi görmesi, sinemaya uyarlanmasına bir ışık olmuştu. Rıfat Ilgaz, Dolmuş dergisini yazarken o zamanlar Stepne adı ile yazmaktadır. Derginin adı Dolmuş olduğu için yolcu taşıyan binek araba anlamına geldiğinde yedek parçalarından yedek lastik anlamına gelen Stepne sözcüğünü bu nedenle kullanmıştır. Dergide olduğu gibi kitapta da yazar olarak Stepne takma adı kullanılmıştır. ...1973 yılında proje aşamasına giren film için oyuncular düşünülmeye başlanmıştı. Filmde Zeki Alasya ve Metin Akmalar gibi isimler de yer alacaktı. Daha sonra anlaşmazlıklar oldu ve ikili filmde oynamayı reddetti. Ertem Eğilmez daha sonra filmde oynaması için oyuncu arayışına başladı. Ve sokaklar, caddelere filmde oynamak isteyen kişiler için afiş bastırıldı. Daha sonra oyuncular bulundu. ...1974 yılında filmin çekimlerine başlandı. Filmde Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçetepe, Feridun Şavlı, Cem Gürdap, Ahmet Arman, Cengiz Nezir ve Bülent İyidiroğlu gibi isimler yer aldı. Filmin çekimleri 1974 yılında tamamlandı. 1 Nisan 1975 tarihinde ise film sinemalarda gösterime girdi. İlk başlarda sadece kitabın okuyucuları tarafından izlenileceği sanılan film bir anda çok fazla izlenmeye başlandı. Bir anda popüler olan film için insanlar akın akın sinemaya gidiyordu. Film dönemin izlenme oranının üstüne çıkmış bir rekor kırmıştı. Bu dönem gazete, dergi ve televizyona bile konu olan filmin insanların yoğun isteği üzerine gösterim süresi uzatılmıştı. Film yine bir rekor imza atarak 28 hafta vizyonda kalmıştır. Filmin konusuna gelecek olursak, hepimizin aşina olduğu bir hikayesi var filmin. Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini, ve tarih öğretmeni olan Kel Mahmut kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okuldaki Hababam sınıfına ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmıştır. Hababam Sınıfı Müzikali ilk kez 1981 yılında Beyoğlu Şan Tiyatro Salonu'nda sergilenen müzikaldir. Müzikal, 1982 yılının Mayıs ayına kadar kapalı gişe oynamıştır. 1982 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 30 gün, fuar süresince 2300 kişilik açık hava tiyatrosunda da İstanbul'da olduğu gibi kapalı gişe oynamıştır. Adile Sultan Kasrı, Sultan Abdülaziz tarafından Paris, Saint-Barbe Mimarlık bölümünden mezun olan Niyosos Amirabalyan veya kısa ismiyle Niyosos Bey'e kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında inşa ettirilmiştir. Kasrın 1. ve 2. katlarında büyük ve orta sofra salon yer alır. Girişler 1. ve 2. katlarda sahanlığa açılır. Şu anda öğretmen evi olarak kullanılan kasrın odalarından bir tanesi Hababam Sınıfı Müzesi olarak düzenlenmiştir. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere, hoşça kalınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.